وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bütün dünyanın şirk ve dalalet içinde bulunduğu bir devirde ve asırda ortaya koyduğu kelime-i tevhidin inkılabını anlatmıştım. Kelime-i tevhidin inkılabı. Öyle bir inkılap meydana getirmiş idi ki en kısa bir zamanda hiçbir huzurun ve emniyetin olmadığı bütün Arabistan Yarımadası'nı adeta huzur, emniyet ve kardeşlik cennetine çevirmişti. Bütün kan davaları durmuştu. Bütün yağmalar, öldürmeler durmuştu. Bütün fahişeler, fuhuşlar önlenmişti. Bütün faizler, faizciler tamamen tükenmişti. Öyle ki İslam tarihini yazan sağlam kaynaklar ve kitaplarda aynen şöyle söyleniyor: bir kız çocuğu veya bir kadın evinden çıkıp da karşı sokaktaki bir eve gidinceye kadar korkudan gidemezdi ve başına ne geleceğini kimse bilemezdi. Tevhidin inkılabından sonra. O kadar yağma, kıtal, kavga, zulüm, ölüm, fuhuş, rezalet ki kapısından çıkıp karşısındaki evin kapısına gitmekten korkacak bir hal meydana gelmiş idi. İslam'ın inkılabından evvel, tevhidin inkılabı. Fuhuş, zina, fuhuş o dereceye, o noktaya, öyle bir seviyeye gelmişti ki yine kitaplarda aynen yazılı bulunuyor. Mekke-i Mükerreme'de ve bütün Arabistan'da bir kadın kaç tane erkekle zina etmişse zina ettiği erkeklerin sayısı kabardıkça onun o sayının kabarıklığıyla iftihar ediyor ve en modern kadın ilan ediliyordu. Nitekim Selma ismindeki bir kadın, kitapların hepsinde var, Selma ismindeki bir kadın 508 erkekle zina etmişti ve bir çadır kurmuştu. Çadırın da önüne bir direk, bir bayrak direği dikmiş. O bayrağa da Arap aleminde 508 erkekle zina eden en meşhur ve münevver kadın gözüne bakılıyordu. İslam'ın inkılabından evvel ama. Sonra ne oldu? Öyle bir rezalet, öyle bir inkisar, öyle bir perişanlık baş gösterdi ki artık Araplar ayak altında kalan kadınların zinaya, fuhşiyata bu derece müptela olan Arapların başına öyle bir musibet geldi ki kız çocuklarından utanır oldular. Kız çocuklarından utanıyor. Bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman
o kız çocuğunun dünyaya geldiği evde matem tutuluyordu. Utanç başladı. Kız çocuğundan utanmaya başladılar, korkmaya başladılar ve Arapların izzet-i nefsine dokundu. Sonunda kız çocuklarını bir yaşına geldikten sonra bayramlık elbiselerini giydirdiler, götürüp çölde bir kuyu, bir çukur kazdılar, diri diri o kız çocuklarını toprağa gömdüler. Sen misin bu kadar kadını meydana döken, sen misin iffeti, haya ve namusu tepeleyen? İşte sonunda diri diri kız çocuklarını topraklara gömecek kadar zulme ve kafirliğe kaydılar. Ceza. Bütün bunlardan sonra Hazreti Habibullah aleyhissalatu vesselam İslam inkılabını, kelime-i tevhidi ortaya koydu. Bütün hükmün ve iradenin yalnız Allah'a ait olduğunu, öldüren ve hayat verenin, yaşatanın, kainata hükmeden kudretin Allah olduğunu ortaya koydu. Ve bu da bir kelimeyle özetlendi ve bir kelimeyle çerçevelendi. Kelime-i tevhid diye geçiyordu. Hep beraber La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şeklinde arş-ı âlâdan arz-ı esfele kadar bütün kainat dolduran inkılabın özeti buydu. Neticede öyle bir medeniyet meydana geldi ki 23 sene sürdü tevhidin inkılabı. 23 senede her şey o kadar değişti ki yine tarih kitaplarına şu sözü beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor özetlediği için. Tarihçiler diyorlar ki öyle bir emniyet meydana gelmişti ki, öyle bir emniyet, güvenlik günün tabiriyle, öyle bir emniyet, umumi bir emniyet meydana gelmişti ki insanlar öyle bir imana, öyle bir davaya sahip olmuşlardı ki bütün memlekette emniyet teessüs ve tekarrür etmişti. Ve şu misalle anlatıyorlar. Küçük bir çocuk başının üstüne bir tepsi alsa, o tepsiyi de tamamıyla altın doldursa, altın dolu o tepsiyi başına alıp evinden dışarı çıkıp günlerce yürüse, bütün Arabistan'ı dolaşsa, kimse dönüp de o onun malıdır, benim malım değildir diye o tepsideki altına yan gözle bakmayacak hale gelmişti. Emniyet İslam bu. Günah işlemesi şöyle dursun, zina etmesi şöyle dursun, açıktan çadır kurup da zina ettiği erkeklerin sayısının çokluğuyla iftihar etmek şöyle dursun, öyle bir inkılap meydana geldi ki gizlice sevişen, gizlice zina eden bir kadın gelip ya Resulallah, kimsenin görmediği yerde ben zina ettim, suçluyum, günahkarım, benim cezam neyse vermezsen huzurundan gitmem ya Resulallah diyordu. İnkılabı görüyor musunuz? İslam'ın inkılabı budur. Evet. Öteden Maiz isminde bir adam geliyordu. Bütün tarih kitapları bunları yazıyor. Maiz kabilesinden bir adam geliyordu. Ya Resulallah, nefsime uydum, kimsenin görmediği yerde şahit mahit yok, ben zina ettim, cezam neyse ver, eğer ahirette mahşer günü bütün insanlığın huzurunda rezil olmaktansa burada cezamı çekmek istiyorum, benim cezamı vermeden buradan bir adım gitmem ya Resulallah diyorum. İslam'ın inkılabı. Bugün ne kadar muhtacız değil mi buna kardeşlerim? Bugün ne kadar muhtacız? Aynı hayatı yaşıyoruz. Aynı sapıklığı yaşıyoruz. Biraz sonra kısa kısa temas edeceğim inşallah. Öyle bir inkılap meydana getirmişti ki İslamiyet, öyle bir zulümden adalete, vahşetten medeniyete, cehaletten ilmi marifete ne büyük inkılapla gelinmişti. Hazreti Ömerül Faruk gibi geçen ders anlattım, onu anlattım size. Hazreti Ömerül Faruk gibi daha evvel tevhidin inkılabından evvel kas katı yürekleri olan zulmüyle ve istibdadıyla kahru gazabıyla iftihar eden bir adam.
kahru gazabı, şiddeti, hiddeti, zulmüyle iftihar eden bir Ömer, öyle bir inkılaba tabi olduktan sonra ne hale gelmişti? Devlet başkanı iken, Hazreti Ömer Emir-ül Müminin, yani Müslümanların devlet reisi iken, sık sık söylüyorum, tekrar edeyim, Yemen taraflarında bir vilayeti, bir şehri ziyarete gelmişti. Şehrin epeyce uzağında oranın valisi, eşrafı, erkanı, ileri gelenleri devlet başkanını karşıladılar, istikbal ettiler. Sonra da misafirhaneye davet ettiler ve hemen ilk anda yoldan geldiği için Cenab-ı Ömer'e radıyallahu teala anhe bir yemek, bir sofra hazırladılar. Sofrayı ortaya koymuşlardı. Acaba ne vardı? O günün en üstün seviyede sofrasıydı o. Bir tasın içinde bal şerbeti ve bir tane de beyaz buğday ekmeği bulunuyordu. Başka bir şey değildi. En büyük sofra buydu. Buyurun ya Emir-el Müminin, yoldan geldiniz, yiyin demişlerdi. Hazreti Ömer, İslam inkılabından ve tevhidin inkılabından sonra nasıl bir ruhun sahibi, nasıl bir inkılabın sahibi olmuştur ki onu yemeden evvel şöyle sormuştu. Ey vali, ey eşrafı erkan, ey buranın zenginleri, ileri gelenleri, söyleyin bakayım, şu memleketin en yoksuluna, en fakirine kadar herkes şu bal şerbetini bulup yiyebiliyor mu? Şu beyaz buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu? Söyleyin bakayım demişti. Onlar da nerede ya Emir-el Müminin? Bunu herkes yiyemez, bu çok nadir, bunu ancak beyler, paşalar yer. Deyince yeminini billahi ile Ömer şöyle buyurdu. Vallahi bir memleketin en fakirinin yediğini yemeyen, bir memleketin en yoksulunun içtiğini içmeyen, giydiğini giymeyen bir devlet başkanı zalimdir, cehennem huzurudur buyurmuşlardı. İslam inkılabı kardı. Zalimdir. Ve bu cemiyet, bu ölçülerin ve bu inkılabın dışında kaldığı için zalim bir cemiyet olmuştu. Düşünün, zengin semtlerde aylığı 15 bin lira kirayla oturan zenginler, ayda 15 bin lira kira veriyor. Lüks bir apartmanda, lüks bir dairede oturuyor zengin adam. Ve aynı apartmanda, aynı binanın altında, bodrum katında, aynen sıçan gibi bir hayat yaşayan, perişan bir kapıcı. Perişan bir kapıcı, bir odacı. Ve onun tepesinde, ayda 15 bin lira kira vererek, sabahlara kadar kokteyllerde, çay partilerinde, İçki partilerinde, likör alemlerinde, fuhuşlarda, zinalarda, kumarlarda para harcayan ve onun o masrafları karşısında bodrum katta kapıcı olarak azapla ve intikamla bakan insanların cemiyeti, tek kelimeyle o cemiyet zalim oğlu, zalim bir cemiyettir. Aynı binada. Bu cemiyete siz merhamet mi gelecek zannediyorsunuz? Bu cemiyete Allah'ın rahmeti mi gelecek zannediyorsunuz? Efendiler, yeryüzündekilerine merhamet etmeyenlere, gökyüzündekilere de rahmet etmeyecektir diyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Yeryüzünde rahmet mi kalmıştır? Hangimiz ve hangi biriniz söyler misiniz? Hangi biriniz yanı başınızdaki bir yoksulun sofrasına muttali oluyorsunuz? Hangi biriniz hayatınızda evlenememek yüzünden zinaya ve fuhşiyata düşen bir delikanlıyı evlendirdiniz? Hangi biriniz bir insana hizmet ettiniz? Hangi biriniz hayatta bir hayır bıraktınız? Hangi biriniz Allah'a layık bir amel işlediniz, söyler misiniz? Herkes durmadan ev üstüne ev, apartman üstüne apartman yapmakla meşgul oldu. Milyarlar yatırıldı. Bu da kafi gelmedi. Apartmanın dış duvarlarını, cephe duvarlarını milyonlar vererek mermerlerle süslemeye gayret ettiniz. Binaların içini bir elbise gibi, kumaş gibi döşediniz. Her türlü lüks ve konfor malzemesini doldurdunuz. Binaya, eşyaya, maddeye hizmet ettiniz. İnsana hizmet etmediniz. Hizmet vermeyen insan bugün silahlandı. Sizin o lüks eviniz, o konforlu eviniz sizin için bir hapishane haline geldi. Akşam olunca dışarı çıkamaz oldunuz.
Zalim cemiyete zulüm lazım. Vallahi